Arkadaşlar merhabalar 50 günde TTIT Geometri kampında yani şu kitabın kampında geldik 33. günün ikinci dersine dairede alana devam ediyoruz dairede alanda daire parçasının alanından bahsedeceğiz yani yine bilmediğiniz bir şey yok önceki bilgilere bir ek ilave küçücük bir ilave Devamı gelecek yani. Hemen kitabımızda nerede kalmıştık ona şöyle bir bakalım. Kitabımızda sayfa numarası 190'ın sağ tarafında kalmıştık. Sonra 191, 192 ve 193'ünde sol tarafını işleyeceğiz. Ve bugünü bitireceğiz. E, o zaman haydi bakalım. Derse başlayalım. Şimdi nerede kalmıştık? Şurada kalmıştık. Daire parçasının alanı. Arkadaşlar şöyle kitaplarda formülü falan da vardır bunun ama formüle gerek yok. Şöyle yazarlar. İşte bu alan nedir? Pi r kare alfa bölü 360 eksi r kare sinüs alfa bölü 2 derler. Ama çok böyle şey r kare sinüs alfa bölü 360 derler. Ama çok itici. Bu şekilde ezberlenmez zaten. Ne yapacaksın? Mantığını bileceksin. Sen neyi biliyordun? Dairede alanda daire diliminin alanını biliyordun. O zaman buna ait bir daire dilimi oluşturacaksın sadece. Oluşturalım bakalım daire dilimi. Şu şekilde zaten oluşturulmuş dilim burada. O zaman daire diliminin alanından üçgenin alanı çıkartacaksın. Bu kadar basit. Bunu bil. o yüzden zaten bak ne dedik? Pi r kare alfa bölü 360 daire diliminin alanı. Eksi üçgenin alanında R çarpı R çarpı sinüs alfa bölü 2. Yani R kare sinüs alfa bölü 2'ye eşitmiş. Biraz önce 360 dedim ama böyle 2. Ama zaten bilmenize gerek yok. Yanlış söylesem bile sıkıntı yok. E Arkadaş niye böyle sinüslü formülü bilelim ki? Mesela burası 90'sa hocam x kenarı dik üçgen çıkar. E burası 60'sa eşkenar üçgen çıkar. E orada kalanları daha rahat bir şekilde bulabilirsin zaten. Sen bütünsel düşün. Daire parçası gördüğün zaman hemen ne yapacaksın? Dilim oluşturacaksın böyle böyle. Dilimin alanından da üçgenin alanını yani beyaz alan ilişkisi yine karşımıza geliyor. Bak beyaz alan bu sefer burası. Hadi bakalım öğrenme alanıyla bu iş Öğrenelim senle birlikte. Şimdi burada daire parçasının alanı isteniliyor. Daire parçasına hemen ne yapalım? Bir daire dilimi oluşturalım çünkü biz daire dilimini biliyoruz. E burada bunun yarıçap, bunun yarıçap da olduğunu biliyoruz. Ve sa gördüğü yay nedir? 60'tır hocam. Merkez açıdan dolayı burası da 60 oldu. Ve şu üçgene dikkat eder misin? Tepe açısı 60. 180'den 60 çıkart 120 2'ye böl 60-60 yapar. Yani eşkenar üçgen çıkar. Eşkenar üçgenden yarıçap altı çıktı. O zaman taralı alan nedir? Hocam taralı alan dilimin alanı eksi üçgenin alanı üçgen de eşkenar üçgen. Dilimin alanı pi r kare 60 bölü 360 eksi eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4. Yani sıfırlar 36'lar gitti 6 pi buradan geldi eksi 9 kök 3 de buradan geldi. Cevabımız 6 pi eksi 9 kök 3 şeklinde bulunur. B şıkkına bakacak olursak. Burada daire partisi değil ama bir garip bir alan var. Garip bir alan olduğu zaman biz daire dilimini biliyoruz. O garip alana ait daire dilimi oluşturacağız. Hemen merkezden şöyle bir dilim oluşturduk. Ve bu bir kare verilmiş. Kare verildiği için 4 4 4'leri yazıyorum. Hatta burası 4 kökke çıktı. Yarıçapta lazım olacak bize bak. Yarı çapı çizdik. yarıçap çap uzunluğu 4 kökke çıktı. Hocam ben bunu çizince şu dilimin alanından üçgenin alanı çıkartacağım. Evet. Dilim eksi üçgen. Dilimin alanında açı lazım bana. Bak x dik üçgen olduğu için 45 45 oldu. O zaman buradaki dilimin alanı ne yaptı? Hocam pi r kare. R'si 4 kök K. 4 kök K'nin karesi çarpı 45 bölü 360 diyeceğiz. Eksi üçgenin alanı da bir dik üçgen ya da karenin alanının yarısı diyebiliriz orada. 4 çarpı 4 bölü 2 olacak. Yani buradan şunlar sadeleşirse 8, 32 bölü 8 de 4 pi yapıyor. 4 pi eksi 16 bölü 2'den de 8'e eşit oluyor. Evet cevabımız 4 pi eksi 8 yaptı B şıkkında. Öğrendik bu olayı öğrendik. Saçma bir alan istenildiği zaman yorum yapıyoruz kardeşim. Ya biz şeyi biliyoruz. Neyi biliyoruz? Dilimi biliyoruz. Hemen dilimi oluşturuyoruz. Tamam? Geldik örnek 16'ya. Yaylar eşit verilmiş. Bir de oran verilmiş burada. Hocam K ve 2K alan dağıtma mı yapacağım acaba? Şöyle K 2K yazayım. E şimdi verilen bilgileri kullanacağız. <laughs> Hocam zaten ben bu saçma alanı bulamam. Buna ait bir daire dilimi de oluşturamam. E daire dilimi oluşturmam için ben daire parçası oluşturmam lazım. Şuna ait böyle bir parça. Yani bunu bulabilirim ancak. Ama zaten buradan bunu çizeceğimiz de belli. Neden belli? Hocam çapı gören çevre açı 90 derece mantığından dolayı. Ve bu yaylar da eşit işte verilmiş ya 90-90. E o zaman burası kaç yapıyor? 45 yapıyor. Hocam burası da 45 derece yaptı. 45-45-90 üçgeni yaptı. 3K ise burası da 3K yaptı. Hatta burada x kenar dik üçgen. Yarı çap 3 kökki verilmiş. Burası da 3 kök ki O zaman toplamda burası 6 kökki ya. Kökkiye bölünmüş hali. Burası 6 yapar. 3K 6 ise K2. O zaman burası 4 yaptı. Bak şu üçgenin alanı bulabilirim ben. A benden ne isteniyor? Benden istenilen bir de şu alan. E o zaman şuradaki alanı ben ne diyeyim? A alanı diyeyim. A alanını şurada ayrı bulayım. Hocam o A alanı 4 çarpı 6 bölü 2. 24 bölü 2'den 12 çıktı. Şimdi şu alanı bulmam lazım. Hocam bu alanı bulmam için de daire parçası orası. Bak üçgenin alanını bulduk. Daire parçasının alan için daire dilimi oluşturmak zorundayım. Hemen merkezden geldim dilimi oluşturdum. Açımız 90. E burası da 90. O zaman ben şimdi buradaki dilimden yani çeyrek daire yapıyor burası. Şu üçgenin alanını çıkartacağım. Evet dilimden Çeyrek alan, evet çeyrek alandan yani pi yarı çapı da 3 kök 2 ya. 3 kökkinin karesi bölü 4 çeyrek daire diliminin alanından. Üçgenin alanı çıkartıyorum. Burası da 3 kökki değil mi kardeş? Şuradaki üçgenin alanı. Evet 3 kök 2 çarpı 3 kök 2 bölü 2'yi çıkartacağım. E o zaman burası kaç yaptı? 9, 18 bölü 4. Yani B alanı 9 pi bölü 2 yaptı. 18 pi bölü 4'ten. Sadeleşti. Işte, eksi. Kökkü ile kökkü aşağıdaki 2 ile götürdü. 9 yaptı. Şimdi benden ne isteniyor? Hocam taralı alan A artı bir alan isteniyor. A alan 12 artı 9 pi bölü 2 eksi 9. Yani 9 pi bölü 2 eksi değil artı 3 mi yapar cevap? Evet. A, üçgen bilgisini de kullandık. Üçgen bilgisinden üçgenin alanı bulduk. Sonra aslında diğer sorulardan farkı yok. Karışık gibi gözükmesin lütfen. Şu alanı bulmam gerekiyor. E, bu alanı ayrı düşündüm. Dilim oluşturacağım. O kadar basit. Saçma alanla karşılaştığın zaman dilim oluşturmasını ihmal etme. Cevap 9 pi bölü 2 artı 3 çıktı.

Örnek 17'de de neler verilmiş hemen bakıyoruz. AB 6 vermiş tamam. AB uzunluğu 6 ise eğer yarı çap 3. Bak bu da yarı çap 3. Şekilde KKLMN dikdörtgenin alanı 4M verilmiş. Bu bölgenin alanı da verilmiş taralalı. Hocam şu dilimin alanından üçgenin alanı çıkartacağım ama üçgenin alanını bilmiyorum ben. O zaman dikdörtgenin alanına yoğunlaşalım. Dikdörtgenin alanında şu ikisinin çarpımı şeklinde mi düşüneceğim? Hayır iki kenar yok. Demek ki alan dağıtacağım. Alan dağıtmam için oran yok ki ama burada... Merkez var. Kiriş var. Çek dik yapabiliriz. Şuradan çek dik yapınca arkadaş eski bilgiler bak hala daha karşımıza çıkıyor. İki eş parçaya böldü mü böldü. Hocam dikdörtgenden dolayı bunlar 90'ar derece. E şurası 90 burası 90 burası 90. O zaman burası da 90 oldu mu? Oldu. E iki tane dikdörtgen oldu burada. Şöyle bakacak olursak. E şu dikdörtgenin alanını bize 4 n vermişti. Hocam çizgiye çizgi olduğu için hatta burası da çizgiye çizgi değil mi dikdörtgenler? Evet. Şimdi tamamı 4 ise bunun şu çizgiye çizgi diye iki eş parçaya ayrılıyor. Hatta şöyle de yapabiliriz. Şunu da çizip hocam bu yarısı diyebiliriz. 2n diyebiliriz. Sonra buraya en buraya n diyebiliriz. Burası da n olur. Ya da şurası 2n değil mi kardeşim? Evet 2n. Çünkü niye? Arkadaş şu eşit olduğu için alan dağıtmadan 4n'i 2n 2 diye paylaştır. E burası da 2n ya. E burası da ikiyen olduğundan dolayı şu alanda n'e n diye paylaşır köşegen olduğundan dolayı. Bak şimdi taralı alanda pi eksi n vermiş. O zaman taralı alan pi eksi n hemen yazıyorum pi r kare r'si 3 çarpı x bölü 360 eksi şu üçgenin alanı. Evet şu dilimin alanından üçgenin alanı çıkartacağım. Yani üçgenin alanında n bulmuştuk. O zaman eksenler gitti. Pi dediğimiz pi 9 çarpı x bölü 360. Şunlar gitti 40 kaldı. Hocam pi'ler gitti. X bölü 41 ise x'i de böylelikle kaç buluruz? 40 buluruz. Cevap 40 çıkar. Gerçekten güzel bir soru. ÖSYM e benzeri sorusunu sordu. Yine karşımıza böyle bir soruyla çıkabilir. Ama bak şurayı çalıştırıyoruz. Hocam ilk etapta bu bilgiyi kullanamadım. Önemli olan kazanımları kullanmak. Verilen bilgileri kullanmak. Sonra dedim ki şu dikdörtgeni kullanayım. Dikdörtgeni kullanırken şu ikisinin çarpımından gidemem dedim. Alan dağıtımı lazım dedim. Oran yok dedim. Merkez var, kiriş var, çektik dedim. Bak bunların hepsi mükemmel hamleler. Lütfen bu hamlelere dikkat edin. Ama o mükemmel hamleleri benim zekamdan dolayı değil. Şurayı kullanarak, şurayı sen de kullanabilirsin. Sen de her zaman burayı çalıştıracak hamleleri, burayı çalıştıracak soruları mutlaka ama mutlaka kendine sor. Tamam. E evet, örnek 17. Böylelikle 40 çıktı. Geldik örnek 18'e. ABCD bir deltoid demiş. Tamam. Deltoit hocam da burada şunlar mı eşit? Şöyle şöyle. Yoksa bunlar mı eşit? Verilmemiş ki. Arkadaş neyin eşit olduğu belli. Bak bu yarı çap çift çizgiyken bunun tamamı yarı çap çift çizgi. Yani şununla şunun eşit olması imkansız. Neyle ne eşit? O zaman şununla şu eşit. Bununla da bu eşit mi? Eşit. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? İki tane daire parçasının alanı soruluyor bize. Bir buradaki A alanı soruluyor bir de buradaki B alanı soruluyor. Daire dilimi oluşturacağız. Daire parçası sorulduğu zaman hemen daire dilimini oluşturalım. Hop şöyle çizince. Zaten burası bize 6 verilmişti. E hocam yarıçap altı. 6. Bak bu da yarıçap, bu da 6. A ben A alanını bulabilirim. A alanı ne olacak? Bak eşkenar üçgen çıktı. 60 60 60 çıktı. Yani ben buradaki 60'lık dilimden eşkenar üçgeni çıkartacağım. 60'lık dilim pi r kare 60 bölü 360 eksi a kare kök 3 bölü 4 diyeceğim burada. Hocam sıfırlar gitti 36'lar gitti a alanı böylelikle 6 pi eksi 9 kök şeklinde geldi. Peki gelelim b alanına. b alanını bulabilir miyim? Evet şuradaki dilimden açı lazım bana. Bu da 45 45 90 üçgen değil mi? İkiz dik üçgenden dolayı evet. 45'lik dilimden yani b alanında pi r kare R'si yine 6. 6'nın karesi 45 bölü 360. Eksi üçgenin alanı. Hocam 6 ya hipotenüsü kök 2'ye böl. 3 kök 2, 3 kök 2 gelir. Üçgenin alanı da 3 kök 2 çarpı 3 kök 2 bölü 2 mi? Evet. Şimdi burası 8 yaptı. 36 bölü 8. Bu 4'e böl, 4'e böl. 9 bölü 2. B alanında 9 pi bölü 2 eksi Şunlar gitti 9 yaptı. E benden ne isteniyor? A artı B alanı isteniyor. A alanı 6 pi eksi 9 kök çıktı. A artı B alanı da 9 pi bölü 2 eksi 9 çıktı. O zaman A artı B alanı ne olacaktır arkadaşım? Şu ikisi 21 pi bölü 2 mi yapıyor. Evet 21 pi bölü 2 eksi 9 kök 3 eksi 9 şeklinde çıkar. Valla biraz karışık cevap bulunca hemen cevap anahtarına bakasım geliyor benim böyle. 20, evet doğruymuş. Ama zor bir soru mu? Yine değil. Yine bildiğimiz tekniği uyguladık. Yap Hocamız teknik aynı bir parça alan isteniyorsa daire dilimi oluşturduk kardeşim. Evet geldik örnek 19'a. Örnek 19'da o çok güzel bir soru. Lütfen dikkat bu sorunun aynısı sadece alanda değil. Bak alanda değil uzunlukta da sorulabilir. Gerçekten hoş bir soru. Şimdi şekil 1 ve şekil 2'deki kartonlar daire dilimleri verilmiş böyle. Sonra mavi kartonun üstüne gelmişim yeşil kartonu koymuşum şekil 2 oluşmuş. Yalnız dikkat et burada noktalar harfler de verilmiş. Hocam D... Bak bir tanesi tanesinde A Merkez. A merkez. A'nın merkez olması ne anlama geliyor? Verilen her bir bilgiyi kullanacağız. Şunların eşit işte olması anlamına geliyor. D'nin merkez olması ne anlama geliyor? Hocam D'nin merkez olması demek e, bu altta kalıyor. Bak şöyle bir şey. Dilim var. Şöyle bir dilim var. Ama D, E, F. A, K'da kesmiş. Demek ki E'si buraya gelecek. Şöyle altta kalıyor ya. Şöyle bir dilim bu. Ama bizim için önemli olan şuradaki şey isteniyor. Zaten merkezi burasıysa alttaki kalan mavinin. Biz şuradaki mavi parçanın alanını bulmak istiyorsak ne yapmamız lazım? Oraya A daire dilimi oluşturmamız lazım. Daire dilimini oluşturalım. Şöyle oluşturdum ve şöyle oluşturdum. Hocam bu bir yarıçap değil mi? Yarıçap. Yarıçap, yarıçap. E şu yukarıdaki 30'u nasıl kullanacağım hocam? 30 derece verilmiş. Bir de alikara uzunluğu da verilmiş bize. alikara uzunluğu da 2 verilmişti yanlış hatırlamıyorsam. Evet. E şimdi ne yapacağız? Hocam burada şu 30'u kullanayım. Tepe açısı 30 olan bir ikizkenar üçgen var burada. 180'den 30 çıkart 150 2'ye böl. 75 75 yaptı burası. Yani şu açıda tamamı 75 derece yaptı. E ikiz kenarlık var. Burası da 75 yaptı. 75 75 150'den buraya 30 kaldı. Ve şuradaki açıda kaç derece yaptı o zaman? 45 derece yaptı. Süper. Şimdi bizden ne isteniyor? Hocam bizden şu mavi alan isteniyordu zaten. Yarı çap bulmam lazım. Dilimin alanından şu üçgenin alanını çıkartacağım. Yarı çap bulmak için de 2'yi kullanacağım. Hocam 30 da var burada. E, o 2 nasıl kullanılır? Çek kardeşim bir dik. 30 derece burası ya. 90 90'ın karşısı 2 30'un karşısı 1 yapar. Burası da kök 3 yapar. Hocam şurada da 1 45 45 93 geni çıktı. Çünkü burası 45 90 ise burası da 45 derece olur mu olur? E 1 1 ise burası da kök oldu. Mavi çizgi yarıçapını ben ne buldum o zaman? Kök buldum. O zaman şu alanı bulurken ne yapacağım? İşlemi yapacağım tabii ki. Dilimin alanından yani 30'luk dilimden. Bu arada duralım burada. Burada şu da sorulabilirdi. Aynen çekil bu olup da hocam şunun yarıçapı nedir diye sorulabilirdi. O zaman bunun yarıçapını bulduk mu bulduk? Bak bunun yarıçapı kaç çıktı arkadaşım? Kök 2 çıktı. Ama alan soruluyor bize şimdi. Alana devam edelim. Pi kare. Bak şimdi 30'luk dilim yarıçapı kök 2. Pi kök 2'nin karesi 30 bölü 360 eksi şu üçgenin alanı. Bu üçgenin alanını bulurken de hoca mecbur bu sefer sinüsü yapacaksın. Ha 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 diye gülüyorsun değil mi? Yapmıyorum kardeşim. Yapmıyorum. Ben burada 30'u görünce insan gibi şöyle dikimi çizerim. 90'ı karşı kök 2 30'u karşı kök 2 bölü 2 yapar. Bak taban burada kök 2 yükseklikte kök 2 bölü 2. Kök 2 çarpı kök 2 bölü 2 bölü 2'den bulurum kardeşim. Yani 30 derece gördük ya illa sinüsten yapacağız diye bir şey yok. E o zaman buradan ne geliyor hocam? Şunlar sadeleşince 12 geldi. Pi bölü 6 mı geldi orası? Evet. Pi bölü 6 eksi. Şunlar gitti. 1 bölü 2 mi geliyor? Evet. Cevap pi bölü 6 eksi 1 bölü 2 ya da şunu 3 ile genişletelim. Hocam pi eksi 3 bölü 6 da olur cevap. Artık cevap anahtarında hangisi varsa ona göre. Ben biraz kopya çektim. Bak cevap böyleymiş. O yüzden bu şekilde yaptım dostum. Yani örnek 19 bu şekilde çıktı. Gerçekten mükemmel bir soru. Yani şu yıldızı hak ediyor. Şuraya lütfen yıldızı koyun siz de. Uzunlukta da gelebilir bu soru. Bak şeyde de gelebilir. Uzunlukta normalde yeni nesil çok seviyor. Al sana yeni nesil uzunluk. Dairede alanda da yeni nesil sorarsa al sana dairede alanda yeni nesil soru. Süper bir soru. Bu zamana kadar hep klasik sordular dairede alanda. Şöyle bir soruyla da ...karşılaşabilirsin... ...evet geldik örnek 20'ye... ...örnek 20'nin şöyle bir anısı var bende... ...ee editör bu kitabın editörü... ...Günay Yengöz... ...Kro... ...Kro... ...evet genelde Kro diye konuşur... ...Günay'a e mesaj çektim... ...ya bu soruyu ben çıkartayım ya... ...biraz ağır gibi geldi dedim... ...ya Kro dedi... ...kitabın en kaliteli sorularından biri dedik... ...bırak kalsın dedi... Vallahi ...anlamazsanız Kro'ya şey yapın... ...Günay'a... Güney Hoca'ya şey yapın tamam... Ya kura ne yaptın falan ya böyle. Günah önce sayesinde bu soru duruyor. Ama gerçekten güzel bir şey. Güzel bir soru. Güzel öğreten bir soru. Aşağıdaki şekilde bir kol saati modelinin şekli çizilmiştir. Bu şekilde iki çember 12 noktasında birbirine teğettir. Küçük çemberin yarıçapı çapı 2. Büyük çemberin yarı da 2 kök 3 artı 2 olarak verilmiş. Buna göre saat şekil 1'deki gibi 9'dan şekil 2'deki 9 geldiğinde. 05'e geldiğinde diyor ya. Şimdi şuraya hocam burası 1, burası 2 oluyor. Böyle böyle gidiyor değil mi? 4 5 6 7 8 9 10. Kaç bölme var burada? Hocam burada 12 bölme var. E ben burada 905'e gelmesinde buradaki ölçüyü kaç derece bulurum? 30 derece bulurum. Ya buraya gelmesinde de bir espri var bu arada değil mi? Evet bu arada a ben bunu şöyle çizmiştim ya. Arkadaş şuradaki yelkovan şuraya kadar gelecek. 12'ye kadar değiyor. Bu da şuraya kadar değecek tamam mı? Şu şekilde olacak. Bunu böyle bir düzeltelim ilk önce. <laughs> Yoksa sıkıntı yaşarız. Şimdi 9'dan 9.05'e geldiğinde yelkovanın küçük dairede taradığı bölgenin alanı isteniyor. Bak <laughs> şurayı küçültüyorum. Şimdi bizim konumumuz önceden neredeydi? Şurada mıydı? Evet. Sonra ne oldu? Hocam buradan buraya doğru 905'e doğru geldi. Küçük dairenin içerisinde taradığı bölgenin alanı isteniliyor şimdi bizden. O zaman küçük dairede taradığı bölgeyi bulalım arkadaşlar. Neresi? Hocam tam olarak küçük dairede taradığı bölge burası. Burası isteniliyor bizden. E burayı nasıl bulacağız hocam? Aa burası bu arada şey bak ne yaptık? İki çember birbirine değiyor. Tam değme noktasına gitmişim. Merkezleri doğrusal olmayacak Bu Olacak. Küçük çemberin yarı çapı 2 verilmişti. Büyüğün ki 2 kök artı 2 verilmişti. Dolayısıyla burası 2 kök olacak. Hemen 2 kök yazalım. Şimdi burada bu boyalı bölge, sarı boyalı bölgenin alanını nasıl bulabilirim ben? İki şekilde bulabilirim. Hocam dilim oluştururum, dilim oluştururum. Şu dilim artı, bu dilim artı, bu eşkenar üçgeni alanı diyebilirim. Ama şimdi daire parçasını anlatıyoruz ya. Bu birinci yol olsun. İkinci yolda ben şu beyaz alanı bulup yarım daireden Beyaz alanı çıkartabilirim dostum. Yarım dairenin alanından beyaz alanı çıkartayım. O zaman bu dilimi beyaz alanı bulmaya çalışayım. Beyaz alanı bulmak istiyorsam da hemen ona ait bir daire dilimi oluşturmam lazım. Hocam şöyle beyaz alanı bulmak istiyorsam daire dilimi oluşturacağım tabii ki. Hemen oluşturdum. Yarıçapları yl lütfen yazalım. 2 burası, 2 burası. E sonra ne yapacağız? Şu 30'u kullanmam lazım benim. Her zaman verilen bilgiyi kullan bulduğum bilgiyi de kullan diyorum. 30sa şurada kaçtı da 30 derece yaptı mı? Yaptı. E 30'un mantığını kullanayım. Ben şuradan bir dik çizeyim şöyle. Şöyle bir dik çizecek olursam dostum. Hop çizdim. Çizemedim. Kusura bakma. Şöyle bir dik çiziyorum. Dik çizdim. Hocam şu diki çizince ne geldi? Biraz daha büyüteyim istersen. Şurada bir dik üçgen geldi. Ve burası 30 derece ya. 90'ın karşısı 2 kök 30'un karşısı kök 3 yapar. Hemen geldim buraya kök yazdım. E sonra şuradaki Pisagor bağıntısına bakacak olursam 2 var kök 3 var. Burası 1 çıkar. Hocam bu arada merkez kiriş çektikten dolayı keş parçaya böler. Şurası da 1 oldu. Burası da 1 oldu. Vay vay vay. Bak şurada bir eşkenar çıktı. Süper. Eşkenar çıktı. Buraya 60 yazdım. Sonra şuradaki açıları da ben aslında bulurum ama zorlasam. Zorlasam bulurum. Bu arada bak bulayım istersen. Burası kök üçgen 30'un karşısı. 60'ı karşısı da 3 yapar. Buraya 2 kaldı diyebiliriz. E burası 2 ise ikizkenar kenar çıktı. 2 o zaman burası da 30 oldu. E 30'u burada. 60'ı burada. Burası 90 oldu. Yani şu yoldan gidenler 90 ve 30'u kullanıp hocam 90'lık dilim 30'lık dilim toplamda 120'lik dilim yaptı. Bir de eşkenar üçgen alanı deyip sonuca ulaşabilirsin. A ben ne yapacağım? Şuradaki alana A diyeceğim. İlk önce A alanını bulacağım. A alanı ne iş dostum? Hocam buradaki dilimin 60'lık dilimden eşkenar üçgen çıkartacağım. Yani pi r kare 60 bölü 360 esk, Eksi eşkenar üçgen alanı. 2'nin karesi kök 3 bölü 4 diyeceğim. Bölü 6 gitti. 4 pi bölü 6. 2 pi bölü 3 yapar burası. Eksi kök 3 yaptı. Şunlar sadeleşti. A alanı bu yaptı. Peki benden ne isteniliyor? Hocam benden şu isteniliyordu. Neresi? Şurası. Burayı bulurken de ne yapacağım? Yarım alandan. Evet yarım alandan A'yı çıkartacağım. Yarım alanda pi yarı çapı 2. 2'nin karesi bölü 2 eksi a alanı. Yani 2 pi bölü 3 eksi kök 3 olacaktı dostlar. Şu şu gitti. O zaman burası 2 pi eksi. 2 pi bölü 3 artı kök 3 mü yapıyor? Eksi dağıtınca evet. 6 4 pi bölü 3 artı kök 3'e eşit olur o zaman cevap dostlar. Evet bakınca gerçekten kaliteli bir soru. Zor mu? Bir tık zorlayıcı diyebiliriz ama. Yani aslında bilmediğimiz bir şeyi de kullanmadık burada. Yani ÖSYM'nin şöyle sürpriz olarak sorduğu sorulara bakacak olursak ki bu zamana kadar bak konu anlatımında neyde zorlandın? Konu anlatımında hep böyle ÖSYM'nin sorduğu sorularda zorlandın. Bak bana suç atma. Ben sana ÖSYM'nin tekniğini gösteriyorum. Bak dairede alanda ilk dersi düşün. Hep ÖSYM'nin sorduğu sorularda zorlandın. Biraz yanacak burası da o da normal. Ya böyle bir soruyla da yine karşımıza gelirse ya da bu mantıkla bir soruyla karşımıza gelirse. Değil mi? Onu da düşünmek lazım. O yüzden Kro sayesinde bu soruyu bu şekilde şey yaptık koyduk buraya. Yoksa çıkartacaktım. Ya olay böyle şeyi basitleştirmek değil aslında. Kitabı basitleştirmek değil arkadaşlar. Basitleştirmek için de böyle çöp sorularda koymak da hoş olmuyor. Allah'tan Kro beni durdurdu yani. Neyse geldik şimdi. O çok güzel bir şey. Alan taşımaya kardeş. Şimdi bazı alan sorularında arkadaşlar şuradaki alan... Şuradaki alan kendimi şöyle bir büyüteyim. Bir dairede alan sorulur mesela. Dairede bir burada alan vardır, bir şurada alan vardır. İkisinin toplamı nedir? Ayrı ayrı bulmaya çalışırsın. Ayrı ayrı da bulamazsın, sıkıntı yaşarsın. İşte o zaman alan taşımayı yapacaksın. Alan taşımayı yaparken de neye göre yapacaksın? İşte yarı çaplara aynı olan daireler birbirinin tıpkısının aynısı değil midir? Evet. Yarı çapı R olan daire ile yarı çapı R olan dairenin alanı birbirine eşit mesela. Ya da yarı çapı R olan yarım daire ile yarı çapı R olan yarım daireler. Ya da çeyrek daireler yarı çaplar aynıysa alanları eşit. Orada kalanı başka bir yere taşıyıp sonuca ulaşabiliriz. Gel şimdi bunu soru üzerinde göstereyim. Evet bazı alan sorularında işimizi kolaylaştırıyor. Ayrı gayrı da bulabiliriz tabii. Alan taşıma genelde böyle garip garip alanlar toplamı sorulduğu zaman alan taşıyacağız. Alan taşımada öSYM tarafından önemsenen bir şey aslında. Mesela geçen sene 2024 sınavında Mayıs sınavında kare sorusunda bir alan taşıma yapmıştım. Daha öncesinde de hatırlatmasında yapmıştım. Hatta benzeri bir şortusunuz şortunda yapmıştım böyle. O şortu da hatırlatmıştım ben sana. Hatırlayacaksın büyük ihtimalle. MSU sorusuna da bakabilirsin. İki tane garip kare içerisinde alan sorusu sorulmuştu mesela. Ama alan taşımayı biz genelde nerede kullanıyoruz? Dairede alanda kullanıyoruz. Bu da bana bir ders oldu mesela. Sadece dairede alanda alan taşımayı kullanmamak lazım. Kare gibi, üçgen gibi, dörtgen gibi yerlerde de alan taşıma bazen soruyu kolaylaştırıyor. Ha, uzun yoldan da yapılabiliyor tabii de. Şimdi biz daire alan taşımadan bahsedeceğiz. Mesela şuraya baktığımız zaman taralı alan nedir diye soruluyor. Yarıçapı 2 verilmiş. Hocam bu yarıçap 2 2. Bir de O merkezlinin ki verilmiş burada. O merkezlinin yarıçapı 4. Hocam O merkezinin yarıçapı 4 olduğundan burası da 2, burası da 2 oldu. Şimdi sen buraya geldiğin zaman evet bu yarım dairenin alanı artı buradaki alan dersin. Buradaki alanı bulurken de şu büyük yarımdan şurayı çıkartırsın. İşlem işlem işlemle sonuca ulaşırsın. Ama böyle garip alanlar toplamı sorulduğunda ne yapacaksın? Bir yerdeki alanı başka bir yere taşıyabiliyor muyum? Bak şimdi. Şuradakinin yarı çapı 2. Hocam buradakinin de yarı çapı 2. A ben o zaman şuradaki alanı iptal edip şuraya taşıyabilirim kardeşim. Alanlar aynı, alanlar eş. Ya da şöyle diyebilirsin. Biz buraya A alan diyelim, şuraya B alan diyelim. Benden A artı B isteniyor ya. E burası A iken burası da A değil mi? Evet. E taralı alan A artı B'ye eşit. A artı B de yarı çapı 4 olan bir yarım daire oldu. Yani pi R kare bölü 2 oldu. Yani cevap 8 pi olacak. İşte bu artistlik hareketle direkt bu şekilde daha kolay bir şekilde sonuca ulaşabiliyoruz gençler. Gördüğünüz üzere. Geldik şuraya. Alan taşıma sadece dairede de olmuyor. Üçgenlerde de olabiliyor bu arada. Şimdi şu soruya bakalım. Gerçekten güzel bir soru. Ee, normalde bak öğrenme alanı içerisindeki sorular kolay oluyor. Tamam bu da kolay bir soru. Ama genelde karşılaştığınız zaman yapamayacağınız bir soru. Ama zorluğundan dolayı değil. Alan taşıma mantığını tam böyle oturtamadığınız için. Şimdi şuraya A alanı diyelim. Şuraya da B alan diyelim. Benden taralı alan A artı B alanı isteniyor. Ya hocam ne var bunda? Ben bu A alanı bulurum. Hadi bul. İşte iki iç açı bir dış açı. Tamam. Şurası 50 derece. Burası kaç oldu? 130. Bulabiliyor musun buradaki ağalanını? Hocam yarıçap belli işte. 6 çarpı 6 çarpı sinüs. 130 bölü 2 Senin 130 var mı? Bilemiyorsun trigonometrik cetveldeki değer verilmediği sürece oradaki açıyı bulamazsın kardeşim. Alanı bulamazsın. Sinüs 130'u bulamazsın. O zaman alanı bulamazsın. A buradaki A alanı isteniyor benden. Bir de B alanı isteniyor. B alanı da bulamazsın ki. Hocam dilimin alanında şu üçgenin alanını çıkartacağım dersin o zaman da. Bu üçgenin alanını bulamazsın. Çünkü buradaki açı 50 derece. E ne yapacağız? Saçma sapan yerlerde alan dağıtımı varsa büyük ihtimal alan taşıma vardır. Şu alanı bir yere taşıyamıyorum. E o zaman şu alan taşınacak mı acaba? Hocam yarı çap bu 6. Bu da yarı çap 6. A çizgideki alan A ise çizgideki alan burada da A olmaz mı? Olur hocam. E burası A oldu. Bak 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 olaya bak. A artı bir alanı neresi oldu? Hocam şu dilimin alanı oldu. Yarı çapı kaç? 6. Açısı kaç? 50. 50'lik dilim oldu. 50 derecelik dilim oldu arkadaşım burası. Yarı çapı 6 ya. Pi. R kare 50 bölü 360 sıfırlar gider 36'lar gider cevap böylelikle 5 pi yapar mükemmel bir öğrenme alanı sorusuydu. Yani bazen oradaki parçaları taşıyamayabiliyoruz üçgen alanını taşıyabildiğimiz durumlar da var işte örneği burada dostum. Öğrendik mi işi? Öğrendik hocam. E o zaman Şöyle bir not da söyleyeyim sana. Dur daha tam bitmemiş. Şimdi biz daha öncesinde eşit kirişlerin ayırdıkları yayların eşit olmasını ispatlamıştık. Değil mi? Bunlar eşit. Ondan sonra başka ne demiştik böyle? Hatta eş daireler olduğu zaman da eşit kirişlerin ayırdıkları yaylar birbirine eşitti değil mi? Şimdi biz burada şunu da söyleyebiliyoruz. Eşit kirişlerin, eşit kirişlerin ayırdıkları alanlar da birbirine eşit. Hatta bunlar eş dairelerse arkadaşım böyle bunlar eşse o zaman şurada çift çizgi kirişi olduğu zaman buradaki alanda yine aynı olmak zorunda. Eşit kirişlerin ayrılıkları alanlar birbirine eşit. Hatta çizelim onu ayıp olmasın. Şurada da böyle bir tane eş bir daire çizdiğim zaman şöyle bir eş daire çizdiğim zaman şunlar birbirine eşse şuradaki kirişte de arkadaşım şöyle buradaki alanda ne olmak zorunda? A alanı olmak zorunda. Hatta 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 dur dur hatırlatmayayım. Sonra soruda hatırlatayım. Sonra da mutlaka vardır. Yazdım hatırlıyorum. Şu ee, soruda hatırlatacağım ya. Şimdi söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Evet burada da bu Bak alan taşımada biz bu tekniği de kullanacağız kardeş. Ba, eşit kirişler gördüğün zaman buradaki alanı buraya taşıyabildiğin durumlar ya da eş olup da buradaki alanı buraya taşıyabildiğin durumlar olacak. Ok. Hadi bakalım örneğe bakalım. Öğrenme alanında öğrenelim daha doğrusu. Şimdi A B C D F düzgün altıgen demiş. Düzgün altıgen olduğu için bunlar hep birbirine eşit değil mi? Evet hocam bunlar birbirine eşit. E bunlar birbirine eşitse o zaman eşit girişlerin ayrıkları alanlar birbirine eşittir diyeceğiz. O zaman buraya A diyeceğiz. E A alanını bulursak o zaman taralı alanı buluruz. E düzgün altıgen dediğimiz aslında alttan tane eşkenar üçgenden oluşmuyor mu? Evet. Alttan tane eşkenar üçgenden oluşuyor. E o zaman şöyle yapabiliriz. Hocam şunları şöyle çizip de 6'ya eşkenar üçgenden 6 6 6 oldu deyip Şurası da 6, burası da 6. Şu 60 A alanını bulabiliriz. Ya da şöyle de bulabilirdin. Hocam bunların hepsi A, A ya. Biz toplamda 6 A'yı bulabiliriz. Tüm dairenin alanından yarıçap 6 ya. Pi R kareden neyi çıkartacağız? 6genin alanını çıkartıp 6 A'ya eşitleyebiliriz. O şekilde de bulabiliriz. Ya da şu bir tek A alanını düşünüp şöyle. Hocam şu dilimin alanından neyi çıkartabiliriz? Eşkenar üçgenin alanını çıkartıp sadece bir tane A'yı bulabiliriz. Evet, bir tane A alanı nedir? pi r kare 60 bölü 360 60'lık dilimden eşkenar üçgenin alanını çıkartacağım. A kare kök 3 bölü 4'ü çıkartacağım. O zaman burada sıfırlar sadelesin 36'lar sadelesin a alanı buradan 6 pi eksi 9 kökü çıkar. Ama şu eşit kirişler oldukları için alanlar birbirine eşit. Bizden ne isteniyor? 4 a alanı isteniliyor. Taralı alan dediği. O zaman 4 a alanı da kaç yapar? 4 ile yukarıdakini çarpıyorsun. 24 pi eksi 36 3 olarak bulur muyuz burayı? Buluruz. Olay bu. Geldik şuraya. Aa hocam böyle bir soru yapmıştık. Şu yarı çap 2'yi yazalım. Böyle bir soruyu nasıl yapmıştık? Hocam buradaki alanlar birbirine eşitti. Yani şu alana Aken, bu alana beyaz alana b derim. A artı b alanı hem dik üçgenin alanı hem de yarım dairenin alanı deyip biz böyle bir soruyu yapmıştık. Ama bak bu sefer farklı. Bu alanlar birbirine eşit verilmemiş taralı alan toplamın nedir diye soruluyor bize. Hocam ben burada kalanı ayrı bulurum, buradaki kalanı ayrı bulurum. E sen burada kalanı nasıl bulacaksın kardeş? Bulamazsın ki. Daire dilimi biz neyin alanını biliyoruz? Daire dilimin alanını biliyoruz. E sen buna ait bir daire dilimi oluşturamazsın ki. Ama buna ait oluşturursun. Nasıl? Şöyle çizip de oluşturursun. Hadi çizdin oluşturdun. Şuradaki dilimin alanından üçgenin alan çıkarttın ama burayı nasıl bulacaksın? Bu sıkıntıysa ki ilk başta sana ayrı gayri yerlerdeki alanlar toplamı sorulduğunda sana şu tavsiyeyi veriyorum. Ayrı gayri yerlerdeki alanlar toplamı sorulduğunda alanları yan yana getir. Hocam bu alanı bir yere taşıyamam. Şu parça bir yere taşınır. Ya üçgeni bir yere taşırız biraz önce gördüğümüz şekilde ya da genelde şu parçalar taşınıyor. Bu parçalarda nasıl taşınıyor? Eşit girişler olduğunda. Şimdi şuraya bakalım. 4, 4. Verilen bilgilere bakalım. Hocam burası 4, 4. O zaman ikizkenar kenar dik üçgen mi? Teğet olduğu için burası 90 derece. 45, 45 oldu. Hocam şurada ben madem bu alanı bunun yanına getiremiyorum. O zaman bu alanı bunun yanına getireyim. Bunun yanına gelmesi için şöyle kirişle gelir eğer eşitse. Şunu şöyle çizersem çapı gören çevre açı 90 derece değil mi? Evet. A 45 45 şu kirişler birbirine eşit oldu. O yüzden şuradaki A alanı artı B alanı isteniyordu benden. Şimdi bu alanı iptal et buraya koy kardeş. Çünkü eşit kirişler ayırdıkları alanlar birbirine eşittir. Sen böyleyken taralı alanları bulmakta zorlanıyordun. Ama şimdi artık şuradaki taralı alanı ben bulabilir miyim? A artı B bulabilirim. E o zaman taralı alan dediğim A artı B oldu. O da Şuradaki üçgenin alanı oldu. E hocam burada x kenar dik üçgen var yine. Bak dikkat 45 45 90 üçgeni. 4 bölü kök 2 2 kök 2 yapar burası. Burası da 2 kök 2 yapar. O da dik kenarlar çarpımının yarısı yapar. Yani 2 kök 2 çarpı 2 kök 2 bölü 2 yapar. Şunlar şunlar gitti. Cevap da böylelikle 4 çıkar. Ve bunların cevabı gerçekten çok tatlı çıkar. Tatlı bir soruydu. Harbiden tatlı bir soruydu. Evet öğrenme alanında bu işi öğrendik mi öğrendik. Ayrı gayri yerlerdeki alanlar sorulduğu zaman bu şekilde yan yana getirmeye çalışıyoruz. Evet geldik şuraya. E hocam burada şey yok ki ya. Aynı daire yok ki. A merkezli ve C merkezli iki tane daire verilmiş böyle. Hmm. Ama bu kare olduğundan dolayı 4 4 4 4. Hocam bunlar eş çeyrek daireler. Süper. E ben böyle saçma bir alanı bulamam kardeşim. Bu saçma alan değil de biz neyi biliyoruz? Daire diliminin alanını bulmayı biliyoruz. Ya da artık şunu öğrendik. Daire parçasının alanını bulmayı öğrendik. E o zaman burada bir daire parçası oluşturacak olursam hocam. Şu daire parçasındaki bu uzunluk kaç? 4 kök ki. E ne alakası var hocam alan taşımayla? Bak şimdi. Bu alan 4 kök kilik ayırdığı alan şuraya A alan dersem. Çünkü şu çeyrek dairede 4 kilik kirişin ayırdığı alan A, aynı zamanda bu çeyrek dairede de 4 köklü'lük kirişin ayırdığı alan A olmak zorunda, değil mi gençler? Evet. Ha, buradaki alanlar birbirinin tıpkısının aynısı oldu. O zaman sadece A'yı bulmak zorunda. Taşıma ile alakası yok. Sadece alanların eşitliğini gösterdiği için bu soruyu yazdım burada. E o zaman ben ne yapacağım arkadaş? Şuradaki çeyrek dairedeki Çeyrek dairenin alanından, bak şu alanı bulmaya çalışacağım A alanını. Çeyrek dairenin alanından şuradaki üçgenin alanı çıkartarak A'yı bulurum. A alanı çeyrek daire pi r kare bölü 4 eksi. Üçgenin alanında 4 çarp 4 bölü 4, 2 değil mi? Evet. Yani 4 pi eksi 8 yaptı. A benden ne isteniyor? Taralı alan isteniyor. 2 A isteniyor. O zaman 4 pi eksi 8'i 2 ile çarparım. Cevap 8 pi eksi 16 gelir dostlar. Yani şunu vurguladım burada. Eş daireler gördüğünüz zaman da kirişlerin eşit kirişlerin oluşturdukları alanlar birbirine eşit. Evet cevap 8 px 16 geldi. Geldik şuraya. Şunlar çok tatlı sorular ya. Gerçekten çok tatlı sorular. Arkadaş şuraya bakacak olursak. Ya çok saçma yerdeki taralı alanlar toplamı isteniliyor. Ne yapacağım burada? Arkadaş bu alanları yan yana getireceğiz. Şu alanı dokunamazsın, taşıyamazsın. Ya üçgen alanı taşırsın bir yere ya da daire parçası taşırsın. Ama hocam daire parçası burada bir saçma bir şey var. İki daire yaylar arasında kalan bir şey var. E ona ait bir şöyle bir parça oluştur kardeşim bak. Burada bir daire parçası var. Şurada burada da bir daire parçası var. E ben bunu çizince böyle aklıma şey gelir aslında. Çapı gören çevre açı 90 dereceyi yazarım şurada. Hocam burada da çapı gören çevre açı 90 dereceyi yazarım burada. Ana burası ne oldu? 90 90 180 doğrusal oldu karenin köşegeni oldu. Köşegenler dik kesiyordu. E o zaman devamı böyle şey olmak zorunda. Hop bu da buraya gelmek zorunda. Köşegenlerin eşitliğini göster böyle ki genelde eşitleri gösterin bu tür sorularda. Çünkü eşit girişlerin ayıtları alanlar birbirine eşit oluyordu. Dikkat et bu yarım dairenin yarı çapı R bu yarım dairenin de yarı çapı R mi oluyor? Çünkü kare olduğundan R R. Burası da RR olmak zorunda. Şimdi bu alan bir yere taşınabilir mi? Evet. Bak. 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 Dostum şuraya bak. Olaya bak. Şuradaki alanı ben iptal edip şuraya taşıyabilirim. Geldim bunu buraya taşıdım. Niye? Çünkü buradaki yarım dairede eşit girişler var. Şu alanı iptal ettim. Buraya taşıdım. Sonuçta bunun yanına getirmeye çalışacağım. E, öbürüne bakalım şimdi. Hocam öbüründe de şunu iptal edip Şuraya taşıyabilirim. Şöyle getirdim bunu. Niye? Çünkü bu yarım dairede de eşit girişten aydıkları alanlar birbirine eşit. Bu iptal oldu buraya geldi. Şimdi bu ikisi iptal oldu ya bak şurası iptal oldu. Taralı alan burası artı burası artı burası oldu. Aa bu da karenin bir kenarı 4 birimdi. Karenin alanının yarısı ya da şu dik üçgen değil midir? Evet yani 4 çarpı 4 bölü 2'den 16 bölü 2'den cevap kaç gelecektir? 8 gelecektir. Mükemmel bir soru. Dediğim gibi ÖSYM e geçen sene MSYV'de karede böyle alan taşıması sordu. Şimdi de bu dairede de daha meşhurdur bu aslında. Dairede alanda daha meşhurdur. Daha önceleri dairede alanda sordu. Dairede alanda gelirse diye bu şekilde detaylı bir şekilde anlatıyorum sana. Evet cevap 8 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Şimdi aşağıda yarı çap uzunluğu 6 santimetre olan o merkezli çember üzerindeki ABC noktalarının merkez kabul edilen çember yayları göstermiştir. Şimdi burada O merkezli soruyu anlayalım. O merkezli bir çember üzerinde A merkezli bir yay B merkezli bir eş yay C merkezli bir eş yay diyor bize. Eş yay mı diyor? Eş. Eş çember yayları gösteriliyor. E, eş olması zaten belli arkadaşım. En etkili silahımız bizim yarı çap çizmek değil mi? Evet. O merkezin yarı çapı reyken, dikkat et çizgiyken hocam B merkezinde yarı çapı çizgi oldu. O merkezliğin yarı çapı çizgi, A merkezlininki de çizgi, C merkezlinin yarı çapı çizgiyken O merkezlinin yarı çapı da çizgi oldu mu? Oldu. Yani elimizde A merkezli, B merkezli, C merkezli çember yayları var. Bir de O merkezli bir çember var. Hepsinin yarı çapları birbirine tıpkısında aynısı. Yani bunlar eş çemberler, eş daireler. Taralı alan isteniyor bizden. Ne yapacağız şimdi arkadaş? E Biz ne yapacağımız hamle belli. Ya hocam şuradaki alanı bilmiyoruz. Ya burada yapacağımız hamle şu. Ne yapacağız hocam? Şuradan tabii ki şunu şöyle çizecek olursam bu da çizgi olur. E çizdiği alan A alanıysa çizdiği alan burada da A alanı olur mu? Niye? A merkezli de bak çizgi kirişlik bir A alanı var. C merkezli de çizgi kirişlik A alanı var. Eş daireler oldukları için bu eşit kirişlerin ayıtları alanlar birbirine eşittir. Bunu iptal edeceğim. Hocam bunu alıp komple buraya koyayım dersen. Yine saçma bir şekilin alanıyla karşılaşıyoruz bak. O zaman ne yapalım? O bütünsel değil. Yine en etkili silahımız yarı çap çizmek. Yarı çapı çizdin. Gel burada da yarı çapı çiz. Aa, yarı çapı çizdin. Şuradaki alanı iptal et. Buraya getir. Buradaki alanı iptal et. Buraya getir. E hocam şimdi dilimin alanı mı oldu burada? Evet. Ama dilim için açı lazım bana. En etkili silahımız yarıçap. çap. Al sana yarıçap. Hocam B merkezinin yarıçapı da çizgi. Eşkenar üçgen çıktı. Al burada bunu da çiz. Hocam burada da bir eşkenar üçgen çıktı. Yani toplamda burası 120 mi çıktı? Bütün taralı alanlar toplam. Artık bunları taşıdım. Bitti. Şurası yaptı. Şurası yaptı. Şu dilim yaptı. 120'lik dilim yaptı. Yani pi yarı çap uzunluğu da 6 verilmiş zaten. R kare 120 bölü 360 yaptı. Sıfırlar sadeleşti. 36'lar sadeleşti. Cevap da 12 pi yaptı mı dostum? Yaptı. Saçma sapan yerlerdeki alanlar toplamı soruluyordu. Ve kolay bir şekilde bulduk mu cevaba? Yani cevaba kolay bir şekilde ulaştık mı? Ulaştık. Alan taşımayı düşün. Kolay bir şekilde ulaş. Cevap 12 pi. Hmm. Geldik 24'e. Bu da sevdiğim tarzda bir soru. Arkadaşlar <laughs> bu da artistik bir soru diyebiliriz aslında şöyle baktığımız zaman. Şimdi soruyu tam okuyalım şöyle. AC ve BD çaplı yarım çemberlerin merkezleri sırasıyla B ve C'dir. Evet. Birinin yarı çapı B'yi de 6 vermiş. 6. Şimdi B yarıçaplı olduğu için burası B yarıçaplı B yarıçapla 6. Öbüründe C yarıçaplı olduğu için C yarıçaplı C yarıçaplı burası da 6 oldu mu? Oldu. Evet eş yarım dairelerle karşılaştık ve saçma sapan alanlar toplamı isteniliyor büyük ihtimalle. Alan taşıması, alan taşıması yapacağım burada. Ve yarıçapları aynı olan çemberler oldukları için biz genelde ne yapıyorduk? Böyle hocam yarıçap çiziyorduk tabii ki. Yarıçap çizdin. Hocam burası 6. Yarı çapı çizdin. Hocam burası da 6. Vay. Ama yine güzel bir şey çıkmadı. Aslında çıktı. İlk önce şurayı yazayım. 60, 60, 60 oldu burası. E ne yapacağız hocam? E o zaman buradaki alanı A alanı diyecek olursam. Buradaki alan da A alanıdır. Çünkü B merkezli de 6'lık kiriş. C merkezli de 6'lık kiriş. Eş yarı çaplı eş çemberler oldukları için eşit kirişlerin ayıtları alanlar birbirine eşittir. Süper. Aslında bu soruyu şöyle bulabiliriz. Hocam burası kaç derece? 120 derece. 120'lik dilimden A'yı çıkartacaksın. Hocam burası da aynı şekilde. 120'lik dilimden A'yı çıkartacaksın. Yani sen bir tanesine şuraya B dersem B B'yi bulursan olay bitiyor. Cevap 2B olacak. Peki B'yi nasıl bulabiliriz? Hocam öncelikle A'yı bulmalıyız. A'yı bulmak için de şu hamleyi yapabilirsin. Şuradaki dilimden eşkenar üçgen çıkarttın, A'yı buldun. Bak sana yolu söylüyorum. A'yı buldun, dilimden 60'lık dilimden eşkenar üçgen çıkarttın, A'yı buldun. Sonra A'yı buldun ya. Sonra da burada gel 120'lik dilimden de A'yı çıkart, olay bitsin. A burada Tamam çözüm bu şekilde yapabilirsin ve onu daha rahat bir şekilde anlayabilirsin. Ben sana burada bir artistlik göstermek istiyorum sadece. Arkadaş böyle 60 derece eşkenar üçgen geldiğinde ve eş çemberler olduğunda böyle alan taşımayla daha rahat olacakmış gibi duruyor. O yüzden burada ne yapalım biliyor musun? Bir tane daha eşkenar üçgen oluşturabiliriz. Bak bir teknik. Bazı özel sorularda gerçekten işimize yarıyor. Yani şurada da bir eşkenar üçgen oluşturayım. Eşkenar üçgen oluşturunca neyle karşılaşıyoruz burada? Hocam 6, 6. Bak burada da altılık giriş var. Yani şurası daha yapıyor. Şimdi biz taralı alanı bulmaya çalışacağız ya. Bak dikkat et. Olaya bak şimdi. Bak 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 çok dikkat et olaya. Ya hocam şu alan benim için sıkıntılıydı. E bu A alanı gel bak şuradaki alanı iptal et. Gitti buradaki alan geldim buraya taşıdın sen. A ne oldu burada? 120'lik alan oldu burada. Süper. Hocam taralı alanda toplam burada 120'lik alan oldu. 1. E hocam Şuradaki şeyi ne yapacağım ben şimdi? Kardeş, şurada da bir eşkenar üçgen oluşturalım. Oluşturdum. E buradaki alan da alan olur. Gel bunu da iptal et böyle. Gel bunu da iptal et. Buraya taşı böyle. Bak burası da iptal oldu. Hocam, o zaman süper oldu şimdi. Bak ne oldu? Bak şunlar iptal oldu. Onları iptal olanları neyle göstereyim? Ma yeşille göstereyim. Bak yeşille iptal ettik bunları. Bir tanesini aldım, şuraya taşıdım, boşluk doldurdum. Bir tanesini aldım, buraya taşıdım. O zaman taralı alan ne oldu? 120'lik dilim oldu. 1. Eşkenar üçgen oldu, eşkenar üçgen oldu, bir de iki tane eşkenar üçgen oldu. Bak soru daha kolay oldu. Artistik bir hamleyle daha kolay oldu ama. Yani pi r kare 120 bölü 360 dilim artı iki tane de eşkenar üçgen. A kare kök 3 bölü 4 dersem sonuca daha rahat bir şekilde ulaşırım. Sıfırlar gitti, 36'lar gitti, 12 pi artı 36 bölü 4 9, 18 kök 3 mü yaptı? 18 kök 3 diye bak tek satıra düşürmüş olurum işlemi. 12 pi artı 18 kök 3 olarak bulduk. Ama Mükemmel bir soru. Tekrar söylüyorum. İlk söylediğim teknikle de tabii ki yapabilirdin. Ama burada böyle bir şey eşkenar üçgen böyle 60 derece gördüğün zaman eşkenar üçgen oluştur oluştur. Şu eşkenar yani şurada bir eşkenar çıktı ya bak. 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 Şurada bir eşkenar çıktı ya eşkenardaki burası boş ya. Boş olduğu zaman şöyle bir eşkenar, şöyle bir eşkenar oluşturup oradaki boşlukları bununla doldurdum. Buradaki boşluğu da bununla doldurdum. Daha rahat bir şekilde alan taşıyarak daha rahat bir şekilde sonuca ulaştım. İlk yoldan yap istersen ne kadar zahmetli olduğunu gör. Genelde ben saçma sapan alanlar toplamı sorulduğu zaman alan taşıyorum. Ve böyle 120 gördüğüm zaman 60'lık dilimde de 60'lık dilimde de şunu gördüğüm zaman şurada bir beyazlık gördüğüm zaman hemen dairede bir eşkenar üçgen oluşturuyorum böyle. Tamam aklında bulunsun. Bu da artistik bir yöntem olsun. Ama hoş sorular ya. Gerçekten çok hoş sorular değil mi? Ben keyif alıyorum vallahi. Evet geldik son iki soruya. Şimdi 25. sorudayız. O merkezli çemberde. Evet CD ve AB kiriş verilmiş. 8 ve 6 birim verilmiş bunlar. AXB yayıyla buradaki yayın toplamı da bize verilmiş. Yani şurası alfa burası beta. Alfa artı betayı kaç vermiş bize? 180 derece olarak vermiş. E hocam ne yapalım burada? Şunu yapalım dersin. Ben daire parçasının alanını bulmayabiliyorum. Daire dilimi oluşturayım böyle dersin. Tamam. Ama burası alfa olur. Daire dilimin alanından şu üçgenin alanını çıkartamazsın. Hocam burada da oluşturayım. Aynı şekilde burası beta olur merkez açıdan dolayı. Şuradaki daire dilimin alanından şu betalık alanını çıkartamazsın. Betayı bilmiyorsun çünkü. Ya 30 olsa birisi ya toplamı 180 ya. Ya birisi 120, birisi 60 olsa bulsun da ya birisi birisi 130, birisi 50 ise ne yapacaksın? çıkartamıyorsun. E ne yapacağız? Ben buradaki alfa ile beta'nın toplamının 180 derece olmasını kullanacağım. Alfa ile beta'nın toplamı 180 derece ne zaman anlamlı hale gelir arkadaşım? Hocam ne zaman anlamlı hale gelir? Yan yana olduğunda. O zaman yan yana şöyle bir alfa'nın yanına bir beta getireyim ben. Hocam şuradan bir beta getireyim. Şöyle bir betalık getirdim bakalım. Hadi beta getirdik buraya. E beta getirince ne oldu o zaman arkadaşım burada? Hocam bu eşit yaylar olduğu zaman kirişlerde eşit oluyordu. O zaman burası 6 eşit girişlerdeki alanlarda birbirine eşit oluyordu. Yani şuradaki alanı iptal ettim kardeşim. Buraya getirdim. Benden A artı B alanı isteniyor şimdi. Aslında B alanı burasıydı. B alanı burada iptal ettim. A artı B alanı isteniyor. Şimdi alfa ile betanın toplamı kaç? Hocam 180. O zaman alt tarafta 180 yaptı. Burası 90 oldu. A 90. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. O zaman ben bunu çizersem çap oldu burası. Yani burada da alanı taşımış olduk. Baksana dikkat şuradaki iptal ettim buraya taşıdım. Şuraya taşıdım yani. E bu çap oldu. 6, 8, 10 üçgeninden çap 10. Yarı çapta 5, 5 çıktı. Hocam hala daha taral alanını bulamıyorum. Nasıl bulacağım? Bak yarım dairede yarım daire var burada. Bütünselliği düşüneceksin. Yarım dairenin alanından neyi çıkartacaksın? Beyaz alanı çıkartacaksın tabii ki. O zaman şuraya yazalım. Yarımdan Neyi çıkartıyorum? Beyaz alanı çıkartıyorum. Yarım dediğimiz pi r kare r dediğimiz 5 pi r kare bölü 2 eksi üçgenin alanı nedir? 6 çarpı 8 bölü 2 kardeş. E o zaman burası kaç yapıyor? Burası kaç yapıyor? 25 pi bölü 2 eksi 48 bölü 2'den de 24 çıkıyor dostlar. Evet cevap bu oldu. Ay şu kırmızı çizgiye de sinir oldum. Şu altına bir çizgi koyayım niye böyle çıkıyorsa. Ya tablet yorulunca da kendinden geçiyor galiba. Uzun, uzun zamandır video çekiyorum böyle ondan dolayı herhalde. Evet cevabı 25 pi bölü 2 eksi 24 olarak bulduk. Ve geldik bir sonraki soruya. Arkadaş bana bak bana bak bana bak. Sen bu soruyu yaparsın öğrendi zor bir soru. Zor bir soru. Sınavda çıksa başka bir kitapta çıksa ya da benden çalışmazsanız sizin açınızdan zor bir soru ama bununla ilgili iki tane soru yaptım. Bir açıda soru yaptım bir de uzunlukta soru yaptım. Şimdi daire alanda da böyle bir soru yazmışım. O yüzden ellerinden öper güzel bir soru lütfen ama lütfen çöz. Çözdüysen yorum yaz. Çözemediysen de yorum yaz. Çözememek çözememek de önemliydi. Ah be tüh be demek bile çok önemliydi. O yüzden kaliteli bir soru çöz. Evet geldik şuraya. Şimdi ne yapılmış? Hocam şöyle bir katlama yapılmış. Böyle bir katlama yapılmış. Buradan böyle. Bak, şunu şöyle katlamışım. Sonra alttan gelip öbürünü katlamışım. Aa, orada iki katlı yerler de var, üç katlı yerler de var. Neresi iki kat? Gösterelim. Ve burada ne oluyor? Şekil 2'deki gibi elde ediliyor. Şurası bak iki kat oldu. Neresi? Bak şurası iki kat oldu. Şurası da iki kat. Burada ilk önce buraya katladım. Burada iki kat oldu. Sonra bunu katlayınca da üçüncü katta buradan geldi. Üç katlı bölgede de burası oldu. Şimdi şekil 2'deki KL6 birim olduğuna göre kartanda oluşan üç katlı bölgenin alanı isteniliyor. Üç katlı bölge yani şurası. Peki hocam. Şimdi ben bunu almışım. Buraya katlamışım. Ne yapıyorduk? Geri doğru açıyorduk. Açalım. Açalım kardeş. Açtık şöyle. Hadi şunu da açtık şöyle. Bir dair oluştu. Bir işime yaradı mı? Şu an işime yaramadı. Ee, ben bunu böyle katladım da bu buraya geldi ya. Bak şimdi şuradaki parçayla şuradaki parça eş. Peki ben buradaki parçayı daireye tamamlarsam bu daireyi elde ediyorum. O zaman katlanmışında da ben bunu bir daireye tamamlarsam o zaman anladın sen olayı daha önce yapmıştık. Hocam şu ikisi eş. Hocam aynı şeyi bak şuna ait de şu parçayı da daireye tamamlarsam bu yapıyor. Katlanmışındakini şuna şöyle bir daireye tamamlarsam o zaman bunu daireye tamamladığım zaman da bu da eş yaptı mı gençler? Evet yani bununla da bu eş yaptı. O zaman bu iki daire eş yaptı mı? Çünkü şu daire bununla eş. Bu daire de bununla eş. O zaman ikisi de eş yap. E bunların eş olması ne anlama geliyor? Hocam şu daireyle şu daire birbirine eş. Dikkat. Ve bu daireler birbirine eş ve ortak kirişi çizilmiş. Hmm. Daha önce bak videonun başında kendimi zorladım zaten. Ya bunu söylemeyeceğim söylemeyeceğim işte bunu söylemeyecektim. Şimdi şeyi anlatırken hatırla. iki tane eş daire olduğu zaman hani hilal tekniği falan demiştik böyle. Bak şimdi iki tane eş daire olduğu zaman böyle. Eğer bunlar birbirine eşse hatırlatıyorum. Şuradaki ortak kiriş olduğu için şöyle. Hocam aslında iki tane ayrı daire gibi bunlar. Şimdi bu kirişle bu kiriş bunlar eşse tabi bunu ancak o zaman söyleyebiliriz. E o zaman buradaki ayırdıkları yaylar birbirine eşit oluyor. Yani bu kirişin ayırdığı bu yayla bu kirişin ayırdığı yay eşit oluyor. Alfa alfa. Buraya da beta dersem. Hatta o zaman demiştim ki bak bu hilal çevresi nedir diye sorulur. Ya da ölçüsü nedir diye sorulur demiştim. Hocam alfa artı beta bu daire ya. Bu hilalde de bak ne yapıyor? Bu hilalde de alfa artı beta yapıyor. Ölçüsü tam bir daire yapıyor diye ispatlamıştım. Hatırladın değil mi? E şimdi buraya gelelim. Bunlar böyle iki daire eşse, eşse bunlar şu ortak kirişi yapıyor. Ortak kiriş yaptıkları için iki eş dairede eşit kirişlerin ayırdıkları alanlar da birbirine eşit olmaz mı? Olur. Buradaki alanla burada kalan birbirinin tıpkısında aynısı olur. Zaten gelmişiz burada onu sormuşuz. Buradaki bak şuradaki dairede ve şuradaki dairede ortak giriş olduğu için ayırdıkları alanlar da birbirine eşit mi? Eşit. Yani ben buradaki A alanının bir tanesini bulursam cevap 2A benden 2A isteniliyor dostum. Şimdi K'liye 6 vermiş ve yarı çap uzunluğu da 6 verilmiş. Bu dairenin yarı çap uzunluğu 6. Hmm. O dairenin yarı çap uzunluğu 6 ise herhangi bir tane dairenin de şunlar eş ya yarı çapı 6'dır. Zaten ben neyi bulmaya çalışıyorum? Şuradaki A alanını bulmaya çalışıyorum. Daire parçasının alanı nasıl bulunur? daire dilimiyle hemen dilimi oluşturdum. Dilimi oluşturdum. Yarı uzunluğunun 6 olması önemli. A ne çıktı burada? 6, 6, 6. Eşkenar üçgen çıktı. Burası 60 oldu. E o zaman ben buradaki dilimin alanından şu eşkenar üçgenin alanını çıkartırsam eğer şuradaki A alanını bulabilirim. O zaman yazıyorum A alanını oraya. Nedir? Dilimin alanı pi r kare 60 bölü 360 eksi eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4. Hocam sıfırlar 36'lar gitti. 6 pi eksi 9 kök 3 yaptı. Ama a alanı 9 kök 3 yaptı. Benden ne isteniyor? 2 a alanı isteniyor benden. 2 a alanı ne yapar o zaman? Hocam 6 pi eksi 9 kök 2 katı 12 pi eksi 18 kök 3 yapar. Valla mükemmel bir soru. Dedim ya hatta daha öncesi de. ÖSYM bu zamana kadar böyle bir soru sormadı. Yurt dışı kanetlerindeki sorulan sorulardan birisi aslında bu. Ama ben bu soru tekniğini yazdıktan sonra fark ettim dedim. ÖSYM'de dışarıdan böyle soru görüp de e, çeye çevirmesini de çok sever. Hem çemberde açıda yazdım hem çemberde uzunlukta yazdım hem dairede alanda yazdım bak bu soruyu sana. Hatta bunun çevresi bile sorulabilirdi arkadaş. Çember çevresinde bile karşımıza çıkabilirdi. Onu da artık sen uyarla. Anlaşıldı. Evet güzel bir soruydu gerçekten. Burada olayı bitirdik gençler. Daire halkasının alanını ve geri kalan kısmı dairede benzerliği de bir sonraki ders yapacağız. O zaman en zevkli kısma gelelim. Evet bugünkü dersler biraz sanki şeydi. E, süre olarak uzun sürdü ama idare edin arkadaşlar. Yani bu kazanımlar bu şekilde olmak zorundaydı. O yüzden böyle yaptım. Ya normalde böyle iki sayfa iki sayfa iki sayfa yapıp üç şey yap yapabilirdik ama bu sürekli lazımdı. İnşallah sen yoruldun da dinlenmişsindir. Şahsen ben bir dinlenme yapmadım yani bu video bir bütündü mesela. Bütün videonun başından beri bütün. Düşün. E, bu arada şu anda 56 dakika ama nefes boşlukları kesilince bu 50 dakika ya da 50 dakikanın altına da düşebilir. Gördüğünüz sürede olmuyor bu. Neyse en zevkli zaman ana geldik. Hop şöyle 33. günü tik attık şöyle. Bak Öbürüne de bakalım şimdi. Hocam öbürüne bakacak olursak. Burada da tik atalım hemen de 33. güne. Ödev var mı diye bakıyoruz. Yok. 34. günü halledersek ödev olacak. Haftalık programa bakmamıza gerek yok zaten. Daha iyi de alan bitince haftalık program bitecek. öylelikle biz 33. günü bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki ders yani 34. derste daha iyi de alanı tam anlamıyla orada bitireceğiz. Orada görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. hoşça Hoşçakal.